detaylı konuşuruz. Fakat müsaadenizle bir Japonya'ya gidelim. Olur. Bakalım Japonya'da neler oldu da olağanüstü hal ilan edildi. Japonya'dan konuğumuz Melike Ünsal. Kimya öğretmeni kendisi. Aynı zamanda da YouTube'da takipçi kitlesi var. YouTuber. Merhaba Melike Ünsal. Adım Melike Uysal. Öncelikle soyadım Uysal. Uysal, pardon, düzeltiyoruz. Evet. Doğru. O zaman hızla başlayalım. Şimdi Japonya'da işler çok iyi gidiyor gibi görünüyordu buradan bakınca, açıklamalara bakınca. Ne oldu da olağanüstü hal gibi bir ifade duyduk? Ve bu ne demek? Yani şöyle oldu aslında. Yani olağanüstü hal deyince hani kesinlikle böyle sokağa çıkma yasağı gibi algılanmasın. Çünkü gerçekten aslında burada birçok kişi şu anda benim düşündüğümü düşünüyor. Aslında hayat gerçekten devam ediyor. Toplu taşıma çalışıyor. Özellikle biraz önce programı dinlediğim için söylüyorum. Kuaförler açık, berberler açık. Evet. Yani küçük bazı restoranlar açık. Olağanüstü hal ilan edilmesinin aslında sebebi şöyle oldu. Burada Mart sonunda yani Nisan başı gibi biliyorsunuz Sakura dönemi var. Ve Japonya aslında Amerika ve Avrupa uçuşlarını ertelemedi, kapatmadı ülkeyi. Normalde Nisan başından önce yani bu işte Nisan gelmeden önce bütün korona bu vaka olayları kontrol altındaydı. Yani düzenli bir artış vardı. Ve böyle her hasta olan insan için hastalığı buradan kaptı. Hikayesi böyle şu şekilde diye hep biz bir şekilde bilgilendiriyorduk. Her şey doğru düzgün ilerliyordu. Ama uçuşları kapatmadılar ve Mart sonunda 1 milyondan birazcık daha fazla hatta turist geldi ülkeye. Ve bu saatten sonra Tokyo'da özellikle Tokyo'da vaka olayı gerçekten ciddi artış göstermeye başladı. Bize bazı önlemler tabii söyleniyor işte toplu alanlara gitmeyin, piknik yapmayın işte bazı şeyler yapıldı. Ama yine de yeterli olmadı. Artış gerçekten fazlaydı. Bu sebepten dolayı bir de olimpiyatlar ertelendikten sonra bu kolay bir zemin oldu olağanüstü hal için. Böyle bir uygulama peki edildi. Siz biraz önce işte kuaförler açık, berberler aynen, açık evet. Dediniz. Bir sokağa çıkma yasağı gibi değil dediniz. Yok. Ama ne demek yani? Kesinlikle. Nasıl bir tedbir şimdi bu? Şimdi şöyle herkes öncelikle yani zaten burada yaşayınca şöyle bir şey anlıyorsunuz. Size net olarak şunu yapmayın, hayır sokağa çıkmayın, burayı kapatın demiyorlar hep. Hep böyle sanki daha kibarlar. Size böyle şey diyorlar işte dikkatli olun, kendi önleminizi alın, kalabalık yerlere gitmeyin. İşte kendi restoranınızı açacaksanız açılış ve kapanış saatlerini dengede tutun, sürelerini ayarlayın gibi önlemler. Bütün alışveriş merkezleri kapalı yalnız bu arada. Bütün alışveriş merkezlerini kapattılar. Toplu olan bütün etkinlikler iptal edildi. Sokakta, ünlü caddelerde görebileceğiniz bütün büyük mağazalar kapatıldı. Ama hala bazı fast food restoranlar, hani adını söylememem gerekiyor diye söylemiyorum ama evet. Hala açık. Evet, açık buyurun. Çetiner hocamızın, merhabalar. Doktor Çetiner'in Doktor size sorusu Çetiner, var. Ben. Bir şey sormak istiyorum. Şöyle bir şey var Japonya ile ilgili. Bu yeni vakaların çoğunun genç bir insan popülasyonu olduğu, genellikle 50 yaş altı olduğu, daha çok böyle 20-30'lu yaş arasında olduğu ve bunların da bu bir arada bulundukları mekanlar yüzünden olduğu. Yani mesela evet. Böyle barlar, kafeler filan gibi restoranlar yani o sosyalleşmenin çok yoğun olduğu alanlardan olduğu biraz da sakuraları görmeye aslında. Gidenler galiba etkili olmuş hocam. 1 milyon kişi nereden gelmiş pek şunu çok ülkede de aslında bile, evet buyurun. Aslında azaldı ama vaka sayısını kesinlikle ve ölen kişi sayısını öğrenebilir miyiz? Son rakamları alabilir miyiz? Tabii siz söyleyeceğinizi unutmayın lütfen. Bir de bu rakamları da merak ediyoruz. Tamam, ben özellikle sorarsınız diye zaten not aldım. Süper. Bugün itibariyle Japonya'da toplam vaka sayısı 11.431. Türkiye'de 96.000. Evet. Ölüm oranı da yani bu vakaya 300, göre 300. Ölüm oranı da 288. 300, yani aslında bize açıklanan 300. Şu şekilde Japonya'da aslında vaka ve ölüm kıyaslandığında bu %2-2,5 oranında. Evet. Peki biz biraz da sizi merak ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Şimdi hayat nasıl geçiyor? Kimya öğretmeni dedik sizin için. İşinizle ilgili ne oldu? Ne bitti? Ya şu anda burada çalışmıyorum ben. Ama eşim ve kızlarım, biz okullar zaten biliyorsunuz burada Mart başında, 2 Mart'tı okullar kapandı. Eşim kızlarımdan önce evden çalışmaya başladı. Çünkü iş yeri
evden çalışma kararı aldı. Çok özür dilerim. O kadar genç görünüyorsunuz ki kızlarım deyince şaşırdım. Kaç yaşındalar? Kızlarım 14 ve 10 yaşındalar. Maşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. International okullar zaten Japonya'da ilk başta yani şöyle oluyor. Çok gerçekten aslında çok aşamalı aşamalı ilerledi Japonya'da olaylar. Hani Ocak'ta aslında Çin'den sonra biliyorsunuz ki en çok vakanın görüldüğü ülkelerden biriydi. Vakayla virüsle ilk tanışan ülkelerden biri aslında Japonya. Ocak'ta böyle her şey yolundaydı. Evet. Şubat'ta böyle işte gemi olayıyla biliyorsunuz burada gemi vardı. Uzun bir süre Japonya'da kaldı ve aslında Japonya'nın rakamlarının artmasına sebep de oldu bu Diamond Princess gemisindeki olaylar kaynaklanan kişiler. Okullar kapatıldı. Öncelikle şu yapıldı Japonya'da. Hani maske kullanımı gerçekten arttı. Ama maske kullanımı Japonya için yeni bir şey değil. Zaten herkes çok yoğun bir şekilde maske kullanıyordu. Bütün alışveriş merkezlerine görebileceğiniz her yere girişine çıkışına olmak üzere dezenfektanlar, böyle büyük büyük dezenfektanlar konuldu. Herkes işte alışverişe girdiğinde elini dezenfektanlıyor, çıkıyor yine aynı şekilde. Bütün marketlerde, süpermarketlerde alışveriş yaptığımız arabalar ya da sepetler hepsi görevliler tarafından dezenfektanlarla sürekli temizlendi. İnanın hala temizlenmeye devam ediyor. Peki Melike Hanım, şimdi olağanüstü hal deyince biz böyle hani sokağa çıkma kısıtlaması vesaire gibi şeyler bekledik ama bu hakikaten nazik bir olağanüstü halmiş. Size dikkat ediniz vesaire gibi bir söylem var. Onun dışında hani yani belli bir grubun evde kalması vesaire hani öyle bir düzenleme gibi bir şey bekledik biz açıkçası. Ya inanın hani ben de sürekli hem buradaki NHK yani Japonya'nın kendi kanalını da takip ediyorum. Haberlerden de sürekli takip ediyorum. Dışarı çıktığımda şunu gözlemliyorum yalnız. Gerçekten dışarıdaki insan sayısı çok azaldı. Yani Japonlar birazcık şöyle. Siz çıkmayın dendiğinde aslında hani özellikle tabii genç kısımdan bahsetmiyorum. Hani daha ileriki yaşlar belki 40'lar bizim gibi belki 50'ler. Hani gerçekten evde kalıp bu kuralı takip ediyorlar, uyuyorlar. Hani niye evdeyiz diye bir sorgulama yok Japonya'da. Anladım. Evde kalın, tamam evde kalalım gibi. Nüfusta da, yaşlı nüfus oranı da fena değil Japonya'da bildiğim kadarıyla. Çok fazla, evet. Hatta dünyanın normalde en yaşlı ülkesi. En yaşlı ülkesi dünyanın. Ya evet, bazen hani normal Instagram'dan ya da YouTube'dan bir şeyler paylaştığımda hani bana hep diyorlar ki işte Fransa'da yaşlı nüfusu çünkü çok fazla. Dedim ki Japonya'da da çok fazla yaşlı nüfusu. Ya inanın süper böyle genç gözüken yani sürekli hareket eden Japon yaşlılar var burada. Ama bazen şöyle düşünüyoruz buradaki arkadaşlarla da konuştuğumuzda. Japonya'da evler çok küçük. Evler çok küçük olduğu için aslında gençler ve yaşlılar birlikte oturmuyor. Hani bu sebeple belki de hani bulaşım yaşlılardan gençlere bu birazcık etkiyi azaltıyor olabilir diye düşünüyoruz. Peki. Öyle söyleniyor tabii, kesinliği yok. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun Sayın Erkin. Yani daha önce biz programlarımızda bundan bahsetmiştik. Aslında alınması gereken bu pandemiye karşı alınması gereken önlemleri içselleştirmiş, genelikselleştirmiş bir toplum. Yani sürekli maske takıyorlar, fiziksel mesafe kuralına uyuyorlar, tokalaşmıyorlar, uzaktan selamlaşıyorlar. Aslında onların hayatı pandeminin panzehri gibi bir şey. Ya inanın şunu da eklemek istiyorum ben. Hani Japonya'da yaşamadan önce tabii ki de bilmiyordum. Havlularını yani el yıkadıktan sonra hani toplu tuvalete gidersiniz, elinizi yıkarsınız ya. Herkesin kendi havlusu, mendili, çantasında. Yani çok değişik geldi bu bana. Çünkü biz hani eskiden bizim de mendillerimiz vardı, bayramlarda verirdik. Doğru. Hani şu anda artık satılmıyor böyle şeyler. Biliyorsunuz Türkiye'de hani bitti gibi birazcık. Daha tüketime doğru kaydığımız için her vesilede. Hani burada hala eski geleneklerini sürdürüyorlar. Herkesin elinde gerçekten havlusu, mendili. Hani bildiğiniz mendillerle çıkıp yüzünü silen insanlar falan var yani burada trenlerde. Siz kaç yıldır Japonya'da yaşıyorsunuz? 2,5 yıl olacak. Peki şimdi Japon kültürüne baktığınızda ne söyleyebilirsiniz? Biraz önce siz de ifade ettiniz, mendil kullanıyorlar. Yani şu enteresan değil mi hocam, biz dışarı çıkmayalım, çıkmayalım, çıkmayalım diye defaatle söylüyoruz. Orada çıkmazsanız iyi olur dendiğinde buna riayet eden bir toplum. Kişisel hijyenlerine de çok dikkat ediyorlar. İnanılmaz derecede temiz bir toplum. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ya gerçekten ben daha önce İsviçre'de yaşamıştım. İsviçre'ye gittiğimde demiştim ki Allah'ım ne kadar temiz bir ülke. Hep
Bazen hatta şöyle düşünün, biz Türkiye'de kalabalığız tabii. Hani o yüzden bazı önlemleri tabii elimizden geleni yapıyoruz. Ama hani kalabalık yapamaz, hani zorlanıyoruz. Çünkü İsviçre boş, bunu yapabilir diye düşünüyordum. Japonya'ya geldiğimde bu kadar kalabalık. Ya sokakta çöp kutusu yok, belki biliyorsunuzdur. Yani insanlar çöplerini atacak bir yer genellikle olmadığı için çöpümüzü alıp eve getiriyoruz. Ya. Evimize atıyoruz. Peki bu olağanüstü hal ne kadar devam edecek? Onu hemen Ne söylemek dediler? istiyorum. Şimdi bizde hani birçok insan gerçekten hani o biraz önce aslında bir hocamız söyledi. Hani dedi ki aslında orta yaşlı insanlar çok dinlemiyormuş. Evet aslında bu konuda ben de katılıyorum. Çünkü sokağa çıktığımda ben de hani orta yaşlılarda birazcık daha genç nüfusta maske kullanmayan ve birlikte oturup sohbet eden işte nehir kıyısında müzik yapan bazı gruplar görüyorum ben de. O konuda size katılıyorum. Ama şu anda Tokyo'da inanın 4-5 gündür, 5-6 gündür belki vaka sayısı, Tokyo'dan bahsediyorum çünkü en çok vaka Tokyo'da gözüktüğü için 200'lerdeydi. 200'lerin üstündeydi. Zaten çok arttığı için olağanüstü hal geldi. Ama şu anda birkaç gündür rahatız çünkü 130'lara, 120'lere indi bu durum. Ve hatta yani bugün birkaç gün önce hem Tokyo valisi hem Başbakan Abe hani böyle giderse 7 Mayıs'ta hani tekrar bu olağanüstü hal bittiğinde normal hayata dönülebileceğine dair bazı böyle küçük açıklamalar yaptılar. Biraz ümitlendik, biraz Ama heyecanlandık. Hani... durdurulan bir iş kolu, kapatılan yerler, iş yeri anlamında Yani çalışması. alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, büyük iş yerleri zaten çok büyük firmalar var Japonya'da. Yani tabii adlarını anamıyorum ama birçoğu zaten çok uzun süreden beri evden çalışma Evden kararı çalışıyor. aldı. Böyle olunca da toplu taşımayı çok rahatlattılar. Çünkü Japonya'nın trenleri Evet. inanılmaz kalabalıktı. Şu anda inanın hani ben zaman zaman biz de binmemek için gayret gösteriyoruz ama zaman zaman bindiğimizde hani ben kesinlikle insanlarla sosyal mesafemi koruyup oturabiliyorum şu anda trende. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Şey, orada saat gece 4. ben Sağ olun bu saate uyudum, kadar. uyandım, merak etmeyin. Teşekkürler. Ayakta kaldınız bizim için. Çok teşekkürler uykunuzdan fedakarlık ettiniz. Sağ olun anlattıklarınız için. Bir şey söyleyebilir Buyurun miyim? tabii. 20 Nisan da geliyor. Ben Evet. tüm çocukların, ruhu çocuk kalanların ve tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı acayip böyle içten kutluyorum. Keşke Türkiye'de olabilseydim diyorum. Keşke, ay çok teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Sizin de kutlu olsun orada olmanız. Teşekkür ederim. Kutlamanız da engel değil tabii ki. Çok Kesinlikle, teşekkürler. kesinlikle. Kızlarınızın da kutlu olsun tabii ki 23 Nisan'ı. Sevgiler, sağ olun. İyi İyi yayınlar. akşamlar. Kemalettin Hoca.